Selahattin Yurdasever soruyor. Saygılar rehberim. Kabala derslerinizi, programları, genel anlattıklarınıza, kitaplara özen gösteriyorum. Günlük rutinimde toplum için kötü olan olaya duygusal bakamıyorum. Nedeni nedir sizce? Duygusal bakamamız normal. Hepimiz egomuzun içindeyken hayata bakış açımız kendi doğamıza göre biraz da. Bir de herkesin nitelikleri farklı. Bazı şeylere duygusal bakabiliyoruz, bazen duygusal bakamıyoruz. Biraz doğamızla alakalı. Öteki taraftan da daha işimiz var demek. Çünkü nedenini de söyleyeyim. Çünkü insan hissi bir varlık. O yüzden manen yükseldikçe hissiyatımızın böyle daha bir şey olması lazım. Hassaslaşması lazım maneviyatta. O yüzden yaş yaş değişir o ama. Yaş yaş değişir. Rehberim, bunu ben pek çok insandan duyuyorum. Çünkü artık pek çok kötü şey olmaya başladı ve artık hani duygusallaşacak veya içinde herhangi bir duygu hissettirecek olarak bakmıyor insanlar olan olaylara. Bir alışmışlık var. Bu kötü bir şey mi yoksa süreç içinde mi, nereye bağlanacak bu durum? Maneviyat çalışan arkadaşlar arasında mı? Dışarıda. Dışarıdaki insanlar için öyle, çünkü hayat arka arkaya tokat diyor, adam ne yapacağını şaşırıyor. O kadar çok şey oluyor ki artık neyle nasıl başa çıkacağını bilemiyor. Görüyorsun her gün dünyada neler oluyor. Yani o yüzden dışarıdaki adam için gerçekten hayat kötü. Çünkü bir anlayışım yok ne oluyor ne bitiyor. Yani saçma sapan bir hayat yaşıyoruz. Üstümüzden geçiyor hayat yani. Resmen geçiyor. Ve o yüzden ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ama bu bir sürecin, bu sürecin parçası. Dibi görmeden insanoğlu ya da birey de diyebiliriz esasen. Birey de, insanoğlu da, toplum da dibi görmeden çıkması çok zor. Böyle paldır küldür bir durum içerisinde. Ama elimizden geldiğince de yardımcı olmamız lazım o yüzden. Bu tür programları o yüzden yapıyoruz. Yani hayatımız niye kötü, ne yapmamız lazım, nasıl çıkabiliriz? Bu sorular çok önemli. Çünkü yeni nesil, gençler, çocuklar giderek kötüye gider yoksa. Bir şeyler ortaya o yüzden koymamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Ama sürecin parçası. Peki rehberim, ben de maneviyat çalışan kişi için bir soru sormak istiyorum. O tabir ettiğiniz o hislerdeki hassasiyeti kazanma süreci de kişinin ne kadar gaddar ve aslında katı olduğunu görmesiyle beraber mi kişiye gelecek olan bir durum? Tabii. Kötülüğünü gördükçe inanamayacak kötülüğüne. Birçok insan hatta kabala ilmine geldiği zaman kendisini iyi bir insan olarak görüyor çoğu zaman. Yani ama sonra görüyor ki gerçekten şöyle değilmiş. Ve esas kalbi o zaman kırılmaya başlıyor. O yüzden maneviyat adamı iyice bir kırmak zorunda arkadaşlar. Eğer kişi çalışıyorsa iyice bir kalbini kırmalı, parçalamalı, allak bullak etmeli, iyice bir yumuşatır adamı. Buna ızdırap diyoruz maneviyatta. O şekilde. Izdırapla yumuşar adam.